CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'deydi. Partisinin düzenlediği halk buluşmasında konuştu. Bu seçim sağ sol seçimi değil. Bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi dedi. Emekliler, köylüler, çiftçiler, bu seçimde AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır. Seçmene seslendi, herkesten oy istedi. AK Partili olsun, MHP'li olsun, hepsinin oylarını istiyoruz. İki şey için istiyoruz. Bir, iyi ve güçlü yönetim için. İki, İzmir Büyükşehir'le uyum içinde çalışacaklar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay için. Esirgemeyin. Elinizi korkak alıştırmayın. CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarını İzmir'de sürdürdü. Partisinin Foça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Bu seçim sağ sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi seçime getirme, başa getirme seçimi. Özel, ikinci yüzyıla partimiz büyük bir değişimle girdi dedi. 31 Mart'ta kurulacak sandığa işaret etti. İkinci yüzyılın ilk sandığı haftaya bu saatlerde içine atılacak oylarla şekilleniyor olacak. Ve bu yerel seçimden çıkacak sonuç geneldeki iktidarı dengeleyen ve partiye güç vermek gelecek hafta pazar günü sizlerin elindedir. Aşkın Nisan sabahının yakışmaz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Efendim, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya seçim güvenliğine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya seçim güvenliği için 31 Mart'ta 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı olarak yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıyabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle, tüm kolluk kuvvetlerimizle hukuk devleti sınırları içerisinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. 31 Mart mahalli seçimlerinde seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi. Ayrıca kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi, uçaklarımızı, İHA, İKU'larımızı göreve hazır vaziyette bulunduruyoruz.